Sözün, işin kıymeti niyetle. Niyeti güzel olursa sevap kazanır. Niyeti fasit olursa, kötü olursa sevap kazanmaz. Misal, adamın birisi camiye geldi, benimle beraber namazı kıldı. Ben sevabı kazandım, o adam sevabı kazanmadı. Olur mu? Olabilir. Olabilir. Neden? Benim niyetim Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben sevabı kazanırım, sevap alırım. Onun niyeti de caminin önündeki zengin adama kendisini gösterip ondan sadaka koparmaktır. Onun gözünün gördüğü yerde namaza durur efendim. Ondan sonra işte bak namazlıyım bilmem neyim diye para isteyecek ondan. Ha, borç isteyecek filan. Ha, niyeti onu kandırmak için. Onun gözüne şirin görünmek için. O zaman o sevap almaz. Niyet bozuk oldu mu namaz bile fayda vermez. Niyet bozuk oldu mu efendim oruç bile fayda vermez. Onun için niyet güzel olacak. Güzel. Demek ki boş söz yok, iş var. İş ve sözün de kıymeti yok, niyet güzel olacak. İyi niyetle olacak. İki. Üçüncüsü, velâ kavle, velâ amele, velâ niyete, bu üçünün de kıymeti yok. İlla bir isabeti sünne. Ancak sünnet-i seniyye-i nebeviyeye uygun olmak şartıyla kıymeti var. Adamın niyeti var ama yaptığı iş sünnete uygun değil. Mesela ne diyoruz? Sünnete uygun olmayan işlere bid'at. Bid'at diyoruz. Bid'atların dalalet olduğunu, bid'atının sahibiyle beraber cehennemde azap göreceğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Binaenaleyh bid'at olmaması lazım yaptığı şeyin, sünnet olması lazım. Mesela bizim İstanbul'da Şehzadebaşı Camii var. Benim küçüklüğümde Refah Lisesi'nde okuduğum için bilirim. Helvacı Baba diye bir zatın kabri var avlusunda. Efendim, Helvacı Baba'nın kabrinin etrafında 7 defa dolaşırsam efendim şöyle olur, böyle olur. Ne olacak? Kabrin etrafında dolaşmak diye bir sünnet yok ki. Yok öyle bir şey. Bundan bir sevap alır mı insan? Alamaz. Efendim 40 tane kabrin efendim önüne 40 tane mum yakarsan muradın hasıl olur. Yok ki böyle bir şey. Mumu bulsaydı sahabe-i kiram kendileri evlerinde yakarlardı. Yok böyle bir şey. Peygamber Efendimiz'in zamanında. Ölüye mum yakacaksın ne olacak? Ölü kendisi dünyadayken sevaplı iş yapmışsa kabri nurludur. Kabri nursuzsa, azap geliyorsa senin dışarıda mum yakmanın faydası yoktur. İslam bir adet değildir bu. Binaenaleyh yapılan iş halis niyetle de olsa efendim kıymeti yoktur. Efendim şeye çıktık, dağın birisine çıktık, orada kalabalıklar gördük, ellerine horozlar almışlar filan. Ne olacak? Dediler ki bu horozları kurban edeceğiz. Horoz kurban etmek yok ki İslam'da. Yani eski anneannelerden, kültürlerden alınmış yanlış şeyler. Ha, bid'at. Demek ki yapılan iş iyi niyetli de olsa dinin aslına, esasına, özüne, Efendimizin yoluna uygun değilse onun da kıymeti olmuyor. O halde sevgili kardeşlerim, iş burada mühim bir noktaya geliyor ve çok mühim bu. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini hepimiz öğreneceğiz. Hayatını öğreneceğiz, hadis-i şeriflerini öğreneceğiz. Hayatı hakkında efendim Asım Köksal Hoca Efendi var biliyorsunuz. İslam Tarihi diye güzel bir eser yazdı. Hatta Ziyaul Hak Pakistan'a çağırdı onu, madalya verdi. Büyük mükafat aldı törende, şeyde mükafat kazandı. Mesela hayatını böyle bir güzel kitaptan okursunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Buhari'nin İmam Buhari'nin sahihini açıklamalı tercümesi var. Alır bunu okursunuz. Belki kütüphanenizde vardır. Daha küçüğü efendim şey var. İmam Nebevi'nin yine Diyanet Neşri olan Riyaz-ı Salihini var. Alın okuyun. Hem de sahih kitap hadisleri toplamış. Binaenaleyh sünneti öğrenin. Ben şimdi Medine-i Münevvere'de ihtiyar, paşalıktan emekli bir Arap. Yani Suud şeyinde, ordusunda görev yapmış, emekli bir kimsenin ziyaretine gitmiştik. Müslüman adam, mütedeyyin adam. Bize güzel koku ikram etti. Ben de sağ elimi uzattım. Dedi solunu uzat. Ben gene sağımı uzattım mütebessim. Yok dedi solunu uzat. Ben gene sağ daha iyidir falan deyince hayır dedi. Hayır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel kokuyu sol avucuna alırdı. Sağ elinin işaret parmağıyla oradan alıp
sürülecek efendim şeylerine, kaşına filan, oradan sürerdi dedi. Tamam, Allah razı olsun dedik. Öğrenmiş olduk. Sonradan hocamızın kitabında da öğrendik. Sol avucunu alacak, sağ parmağıyla gene süreceği güzel yerlere sürecek. Sünnet öyleymiş, tamam. Sevindim, memnun oldum. O da güzel bir şey öğretmiş oldu. Demek ki yaptığımız her şeyi Efendimizin tavsiye ettiği gibi yapacağız. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra Sure-i Haşr'ın sonundaki 3 ayeti, yani Hüvallahüllezi ayetlerini bir kimse 3 defa Euzü billahi semil alim mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek 3 defa Euzü çekip bu tarzda Euzü billahi semil alim mineşşeytanirracim deyip 4.de Bismillahirrahmanirrahim diyerek okursa 70 bin melek sabah okumuş ise akşama kadar, akşam okumuşsa sabaha kadar onun için tevbe ve istiğfar eder buyuruluyor. Sahih hadis-i şerif. Demek ki bunu böyle okuyacağız. Bu tarzda okuyacağız. Yani nasıl söylemişse Efendimiz öyle. Kimisi efendim tamam Euzüleri çıkıyor, 40 türlüsünü okuyor orada. Yani başka şeyler ilave ediyor. Efendimiz ne demişse o kadar kafi. Ne fazlası ne azı. Ne eksik yapmalı ne fazla yapmalı. Tam sünnet-i seniyeye isabet etmeli. Bak burada da ne diyor? Söz, iş ve niyet kıymetli olmaz. İlla bir isabeti sünne. Sünnet-i seniyeye isabet ederse, tam ona tıpatıp uyarsa o zaman kıymeti olur. O halde hepimiz sünnet-i seniyeyi, nebeviyeyi iyi öğreneceğiz. Müslümanlar arasındaki kültür birliğini, kardeşliği, örf ve adet birliğini sağlıyor sünnet. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Pakistan'daki de aynı hadisleri okuyor. Malezya'daki de aynı hadisleri okuyor. Efendim Mısır'daki de aynı hadis-i şerifleri okuyor. Böylece kendi hepimizin arasında yadırgamadığımız bir müşterek hava. Aynı tarzda ibadet, aynı tarzda selamlaşmak, aynı tarzda gelip gitmek efendim vesaire tarzında örf adet teşekkül ediyor. Yani İslam kardeşliği ve İslam örfü adeti hadis-i şerifle sağlanıyor. Onun için hadis-i şerifleri çok iyi öğrenin. İlk öğreneceğiniz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in yazmasını okumasını, yani yazısını okumasını öğreneceksiniz. Bir. Tabi yazmayı da öğrenirseniz daha iyi. Hattatlık ayrı. Önce okumasını öğreneceksiniz bir. Ondan sonra hatim indirmeyi efendim böyle her gün bir miktar okumayı öğreneceksiniz. Onu adet edineceksiniz. Ondan sonra ayetlerinin manasını böyle üçer beşer onar neyse grup grup ayetleri öğreneceksiniz. Allah'ın bu bana indirdiği ayetler diye biz insanlara hitabı diye çoluk çocuğunuzla beraber okuyacaksınız. Kur'an'ı öğreneceksiniz bir. Bir de bir hadis kitabından Resulullah Efendimiz'i öğrenmeye başlayın. Efendimiz bakalım neler tavsiye ediyormuş. Nereden başlayın? Diyanet'in neşrettiği Riyaz-ı Salih'in kitabını okumaktan başlayın. Bir bitsin bakalım. Çok güzel kitaplar var. Çok kıymetli kitaplar var. Hazine gibi değerli efendim kitapçılarda satılıyor. Belki senin kütüphanende ve benim kütüphanemde de mevcut da okumuyoruz. Okumamız lazım. O zaman da ne gerekiyor? Günümüzün bir saatinde ben kitap okumaya vakit ayıracağım dememiz gerekiyor. Ben işçiyim, arz edelim. Fabrikada çalışıyorum, 6'da çıkıyorum. Sabahleyin okuyamam, erken gidiyorum. Akşama yoruluyorum, tamam. 6'da gel, şu işini yap, bu işini yap, yemeğini ye. 9'la 10 arasında bir saat çoluk çocuğunla bu işleri yap. Yarım saat Kur'an-ı Kerim, yarım saat hadis-i şerif. Bu meşhur Kennedy'ler vardı. Robert Kennedy senatör oldu. Efendim öteki öldürülen Kennedy reisi cumhur oldu. Berikisi bilmem ne oldu. Berikisi bilmem ne oldu. Ben bunları merak ettim. Hayatlarını okudum. Muhterem kardeşlerim, her akşam babalarının huzurunda yemek sofrasında toplanırlarmış masada. Ve yemek sofralarında çeşitli meseleleri ciddi ciddi müzakere ederlermiş. Demek ki yemek masaları bir ilim ve efendim tefekkür şeyi haline geliyor. Böylece çocuklar aileden meseleleri büyüklerin yardımıyla, yordamıyla düşünmeyi, yorumlamayı, açıklamayı efendim öğrendiği için
sonunda kaliteli evlatlar olmuşlar. Yani reis-i cumhur olmak kolay değil. Bir Amerika gibi büyük devlete elçi olmak, senatör olmak kolay değil. Yani kaliteli yetişmişler. Demek ki biz de evimizde böyle bir akademik, ilmi efendim şey adet meydana getirebilirsek olur. Efendim benim daha henüz evim yok, ben bekarım, yurtta kalıyorum. Tamam, senin durumun daha müsaittir. Çünkü çoluk çocuk derdi başına çökmemiştir. Efendim sen akşam da okursun, sabah da okursun, gece de okursun, öğlen de okursun. Senin durumun daha müsaittir. Çünkü ya burs alıyorsun ya baban memleketten parayı gönderiyor. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurmuş? Tezevvedü kable en tezevvecu. Teallemu kable en tezevvecu. İlmi evlenmeden evvel öğrenin. Sonra demiş imkan bulamazsınız. Çünkü çocuk rüyaklar, efendim iş vardır, para vardır, kazanma derdi vardır vesaire olmaz. Gençlerin durumu daha müsait. Emeklilerin durumu en güzeli, en müsaiti. Çünkü emekliye hem maaş geliyor, hem de hayatını tanzim etmiş, evi var, barkı var. Geriye kalıyor okumak, anlamak, öğrenmek ve İslam için çalışmak. Ne mutlu emekli olanlara. Ben de emeklilerden biriyim elhamdülillah. Efendim işte oraya buraya geziyoruz. Böyle kürsülere çıkıp da konuşma imkanımız oluyor. Evet. Bu hadis-i şerifte güzel. Bir daha tekrarlayalım. Ezberden kapatarak şöyle. La kavle illa bi amel. Ve la kavle ve la amele illa bi niyye. Ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bi isabeti sünne. Üç kademede. Söz yok, ancak işle beraber olursa kıymeti var. Söz ve iş yok, ancak niyet iyi olursa kıymeti var. Söz, iş ve niyetin kıymeti yok, ancak sünnete uygun olursa kıymeti var. 2. Kaldı 38. Cennette efendim mahşer günü alimlerden olmaya az kalıyor yani. Gelelim 3. hadisi şerife. La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nasi ecmain. Bu da Buhari'nin, Müslim'in ve bütün sahih hadis kitaplarının çoğunda yer alan Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir başka hadisi şerif. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki la yu'minu ahadukum, sizden biriniz iman etmiş olmaz. Mümin olmaz. Hakkıyla mümin olmaz. Hatta ekune ahabbe ileyhi, ben ona daha sevgili olmadıkça, nereden? Min veledihi, evladından, çocuğundan, ve validihi, babasından, ve nasi ecmain, bütün insanlardan. Yani bütün insanlardan, evladından, o çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan ben ona daha sevgili olmadıkça o kimse gerçek mümin olmaz. Sizden biriniz beni çocuğundan, babasından ve bütün diğer insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hem de bu hadis-i şerif kıymetli ve sahih ve sağlam bir hadis-i şerif. Şimdi bunun, bu hadis-i şerif tabi Efendimizin ağzından çıktığı kesin gibi olduğuna göre, şimdi bunu düşünelim. Biz kimleri seviyoruz etrafımıza? Gerçekten çocuğumuzu severiz. Peygamber Efendimizin bu hadisindeki gibi. Herkes çocuğunu sever, korur, kollar, efendim iyiliğini ister. Çoluk çocuğumuz için çalışıyoruz anne ve babalar, ebeveyn olarak. Çocuğumuzu severiz. Başka? Ve validihi. Babamızı severiz. Anamıza babamıza canımız feda. Yani onda, o bizim, küçükken bize baktılar, büyüttüler. Çok efendim üzerimizde hakları var. Ana bak, baba hakkı ödenmez. Ve çok severiz tabii onun için. Canımızı veririz. 2. Sonra başka insanlardır. İnsanlardan da sevdiğimiz vardır. Tabii çeşitli şeyleri seviyor insanlar. Efendim bu sevgiler, bazen bir arkadaşı çok severiz. Kafası kafamıza uyduğu için, efendim huylarımız denk düştüğü için bir arkadaşı öteki arkadaştan fazla severiz. Veya efendim bir alimi sever insan. Veya efendim bir kadını sever erkekse, erkek kadınsa erkeği sever. Nişanlanırlar, evlenirler filan. Yani çeşitli sevgiler olabilir. Peygamber Efendimiz diyor ki bunların hepsinden daha çok beni sevecek. Çocuğundan da, babasından da,
bütün başka insanlar kimler varsa yani sevilebilen, onlardan da beni daha fazla sevmedikçe mümin olmuş olmaz diyor. La yu'minu, inanmış olmaz, mümin olmuş olmaz diyor. Şimdi tabi bir insan la ilahe illallah dedi mi mümin oluyor, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi mümin oluyor. Buradaki bu sözün manası ne? Hakiki mümin olmaz, sağlam Müslüman olmaz, benim sevdiğim, istediğim tarzda Müslüman olmaz, Allah'ın efendim sevdiği bir kul olmaz demek. Muhterem kardeşlerim, bu çok önemli bir nokta. Ölçün bakalım kendi aklınızla, kendi efendim sevgilerinizi kontrol edin ve ölçün. Yani Resulullah sevgisi içinizde ne kadar? Ne kadar seviyorsunuz? Çok seviyorum. Bırak şimdi palavrayı. Çok seviyorsun ama nereden belli? Nasıl yani çok seviyorsun? Sonra hadis-i şerif de var. Allah'ın sizi sevip sevmediğini merak ediyorsanız, acaba Allah, ben Allah'ın sevgili kulu muyum? Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Merak etmez mi insan? Merak eder. Ha, Allah'ın sizi sevip sevmediğini merak ediyorsanız, sizin Allah'a karşı duygularınız nasıl, ona bakın diyor Peygamber Efendimiz. Sen Allah'ı nasıl seviyor musun? Biz Yunus Emre'nin divanını okuduk dün. Yani Yunus Emre baş sayfadan son sayfaya kadar aşkullah, muhabbetullah'tan bahsediyor. Allah için yanıp yakılmaktan bahsediyor. Beni diyor öldürseler, yaksalar, kül etseler, küllerimi efendim havada savursalar ben gene Allah'ı severim diyor. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni diyor. Böyle coşkun bir sevgi var. Mevlana Celaleddin Rumi'de müthiş, muazzam bir sevgi var. Eşrefoğlu Rumi ne diyor? Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin cemalinden ayırma. Balığın canı su içre dirilir, ilahi balığı gölden ayırma. Eşrefzade senin kemden kulundur, ilahi kulu sultandan ayırma. Yani bir muazzam sevgi ifadesi var. Şimdi sen Allah'ı seviyor musun? Sen Resulullah'ı seviyor musun? Tabii seviyoruz deriz. Buna hiç kimse hayır demez. Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum. Ama bu sevgi dudakta mı, kalpte mi? Yani dilinle mi söylüyorsun? Yoksa içinden gerçekten seviyor musun? Küçükken bize bir hikaye anlatırlardı. Oğlan anne beni evlendirsin babam demiş. Hanım da efendiye gitmiş. Arada tercümanlık yapıyor. Eskiden babalarla öyle kolay konuşulmazmış. İşte oğlan evlenmek istiyor. Gitsin demiş bir altın kazansın da öyle gelsin, evlendireyim yani, ev idare edecek, kolay mı? Bir altın lira kazansın, göreyim para kazandığını. Çocuk çıkmış dışarıya, zengin çocuğu, ev çocuğu, efendim, hanım evladı diyoruz, efendim. Bakmış kime gidecek, ne diyecek, yük taşımaz, hamallık yapmaz, çarşıda pazarda bir şey yapamaz. Laf lafı açıyor. Hazreti Ali Efendimiz de gene geldi. Hafızama bir menkabesi. Bir kılıç satıyormuş Hazreti Ali Efendimiz. Çarşıda. Demiş ki, ey insanlar, bu sattığım kılıçla Resulullah'ın çevresinde nice düşman savuşturmuşumdur. Nice müşrik kesmişimdir. Vallahi evde yeterli param olsaydı bunu asla satmazdım. Falan diye kılıcı öyle satmış. Yani mahrumiyet çekiyorlar da evin ihtiyacı için satmak zorunda kalıyorlar. Tabi zengin çocuğu satmamış, bir şey almamış, yapmamış filan. Annesinin gelmiş boynuna sarılmış, annem sen iyisin, hoşsun bilmem ne, hadi senin şu altınlardan ver bir tane. Efendim almış, babasına götürmüş. Baba para kazandım. Parayı alır almaz babası denize savurmuş atmış. Çocuk bir denize bakmış, bir babasının yüzüne bakmış. Babası demiş git, olmaz. Vaktin gelmemiş daha. Git bir tane altın kazan öyle gel. Allah Allah. Babam niye götürdüğüm altını kabul etmedi, niye denize attı bilmem ne filan. Gene gitmiş annesine, anne bu olmadı demiş, sen bana bir altın daha ver filan. Bir altın daha almış. Babasına götürmüş, baba kazandım bu altını. Bir hafta sonra mı götürdü artık, ne zaman götürdüyse. Babası gene altını almış, çump atmış. O bir altının atıldığı yere bakmış, bir babasının yüzüne bakmış. Babası demiş ki git, daha vaktin gelmemiş. Bir altın kazan da öyle gel. Ya demiş, babam anlıyor galiba benim böyle beleşten, bedavadan, babam annemden altın aldığımı. Gideyim bari çalışayım demiş.
Ne yapsın? İp almış, çarşıya gitmiş, hamallık yapmış, efendim yardım etmiş, bilmem yük taşımış, inşaatlarda çalışmış, bilmem ne. Bir altını kazanmış ama çok zorluk çekmiş, terlemiş. Babasına götürmüş altını. Babasının eline vermiş, babası gene böyle tam atarken yapışmış eline. Aman demiş, atma baba demiş. Ben onu demiş, nelerle kazandım biliyor musun demiş. Yani ne kadar ter döktüm. Tamam demiş. Şimdi altının kıymetini anlamışsın, şimdi vaktin geldi demiş. Onun için yani bizim de Allah sevgisi, Resulullah sevgisi dilimizde mi, kalbimizde mi? Yani o sevgi kazanılmış böyle bir sevgi olsa, insan babasının elini tuttuğu gibi böyle efendim neler yapar Allah sevgisiyle, nasıl çalışır? Dudakta olunca, kalbe inmeyince efendim o zaman işte aldırmıyor insan. Hem günah işliyor, hem Allah'ın emirlerini tutmuyor, hem Müslümanlığı gevşek oluyor, hem Müslümanlara yapılan şeylere razı oluyor vesaire. Neden? İçine inmemiş. Hadis-i şeriflerde buyurmuyor mu Peygamber Efendimiz? Rubbe talil Kur'an yel'anuhul Kur'an. Nice Kur'an okuyanlar vardır, efendim Kur'an ona lanet eder. Kur'an onun hançeresinden gönlüne, kalbine inmemiştir. Ha, dudaktan okuyor, kalpten okumuyor. Efendim onun için kıymeti olmuyor. Demek ki sevginin candan olması lazım, hakiki olması lazım. Öyle olduğu zaman tabii insan hakiki mümin olacak, has mümin olacak, kamil mümin olacak, evliya olacak belki, Allah'ın sevgili kulu olacak. Ne zaman? Yani çocuğundan, babasından, bütün insanlardan Resulullah'ı daha çok sevdiği zaman. Daha çok seven insan ne yapar? Demin dediğim noktaya gelir. Hadisini öğrenir, ezberler, tavsiyesini tutar, kabrini ziyarete gider, efendim gözyaşları içinde, aşk ile, muhabbet ile. Talebelerimden birisi böyle bir hac kafilesine başkanlık etmiş. Hocam diyor, bir tane aşık vardı diyor otobüsümüzde. Hem ağladı hem ağlattı bizi diyor mübarek diyor. Medine-i Münevvere'ye geldik diyor. Yolda bir kere zamanını iyi değerlendirmiş. Otobüste zikirle, ibadetle, edeple hac yolculuğunu güzel yapmış. Medine'ye geldik, otobüsten kendisine efendim kapıdan iner inmez yere attı diyor. Acaba Resulullah bu kumlara ayaklarını bastı mı diye yanağını sürer diyor, burnunu sürer, şeyini sürer, hüngür hüngür ağlar. Biz de o manzara karşısında kalbimiz yumuşadı, biz de ağladık falan diyor. Sevgisi var, aşkı var şeyin, adamın şeyinde. Neyse diyor, hacı yaptık diyor, ama diyor o sevgisinin, muhabbetinin mükafatında gördü diyor. Nasıl gördü dedim? Medine-i Münevvere'ye gelmişler, dönecekler otobüs. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, o mübarek adamcağız. Resulullah Efendimiz mütebessim ona demiş ki, hadi evladım bir kağıt kalem getir de senin haccını yazıvereyim. Makbul bir hac olduğunu sertifika veriyor Resulullah. Sana haccını yazıvereyim hadi evladım demiş. O da rüyada aşk ile şevk ile öbür odaya gidip çekmeceden bilmem kalem kağıt bilmem ne aramış. Hevesle gene dönmüş gelmiş Resulullah'ın oturduğu sedirin olduğu odaya, bakmış ki orada şeyhi oturuyor. O da tabi bir remz, ne demek yani? Senin şeyhin, bağlı olduğun şeyh Resulullah'ın efendim halifesi, onun efendim gerçek varisi demek yani, o da ayrıca. Tabi böyle bir rüya cihan değer yani, çok kıymetli bir rüya bu. Kaç tane hacıya böyle nasip olmuş? Eskiden bir saf hacı hacca gitmiş derler. Efendim herkes dalga geçermiş, alay edermiş mübarek biraz saf diye. Ondan sonra haccı bitirmişler, o aşk ile şevk ile ibadet ediyor, biraz da ne söylerlerse yapıyor saf. Medine'de bir müziplik düşünmüşler arkadaşları, demişler ki hepimiz bir kağıda yazalım haccımızı. Ondan sonra yazmışlar, gitmişler bu safın yanına. Efendim demişler ki, ne oldu senin haccının beratı geldi mi? Ne beratı? İşte bak, hepimizin beratı var, haccımız yapıldı, kabul oldu diye beratı var. Allah'tan sana bir berat gelmedi mi? Yo demiş. Hiç öyle bir kağıt falan gelmedi. Aa bilmem ne falan, biraz dalga geçmişler bununla. O da gitmiş Mescid-i Nebevi'ye. Secdeye kapanmış. Aman ya Rabbi demiş. Ben aciz naçiz günahkar kulun, ne kusurum var ki herkese demiş haccının kabulüne dair berat vermişsin de bana vermemişsin diye ağlaya ağlaya, ibadetle niyaz edeye de efendim gökten bir varak inmiş. Hah, nihayet bana da bir berat geldi diye almış götürmüş. Tamam demiş, işte bana da bir berat geldi. Arkadaşlarına göstermek için bakmışlar ki ne kağıdı oranın kağıdı,
ne yazısı oranın yazısı, mis gibi kokuyor. İlahi bir ferman işte. Yani Allah öyle saf kullarına ikram ediyor. Yani insanın öyle Resulullah Efendimiz'i rüyada görmesi, onun iltifatına mazhar olması ne kadar büyük bir nimettir. Onun için Allah Teala Hazretleri bizleri de böyle Resulullah'ı candan seven, onun sünnetine sımsıkı sarılan kimselerden eylesin. Biliyorsunuz ümmetin fesada uğradığı, bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşayan ve yaşatanlara 100 şehit sevabı verilecek. 100. 100 şehit sevabı verecek. Bizi de Efendimiz'in yolunda yürüyenlerden eylesin Rabbimiz. O sevapları alanlardan eylesin. Evet. Kardeşlerimiz şey istiyorlar, efendim ders almak istiyorlarmış. Tabii burada başlayalı epeyce oldu. 3 tane hadis-i şerif. 3. hadis-i şerifi de hatırımızda tuttuk mu? Bakalım, kontrol edelim. La yu'minu ahadüküm hatta ekûne ehabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nâsi ecmaîn. Kimden rivayet? Enes radıyallahu anh. Aferin. Güzel dinlenince bak, güzelce sizde hadis rivayet kaldı, 37 tane hadis. Birkaç hafta böyle çalışırsanız inşallah o güzel makamları alırsınız. Beraberce tevbe ve istiğfar eyleyelim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Estağfirullah, 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 estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ileyh. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalaqteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetatu eûzu bike min şerri ma sanatu ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente. Bu Peygamber Efendimizin tevbe duasıdır. Kendisinin dilinden, mübarek ağzından dökülen İnci misali dualarından birisidir. Bu duaları yaptık. Kendimizden efendim kendimiz namına Allah'tan affımızı istedik. Rabbimiz günahlarımızı affetsin. Efendim bizi günahların cezalarından kurtarsın. Bundan sonraki ömrümüzde tevfikini bizlere refik eylesin. Nefse ve şeytana uydurmasın. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. İbadet ve taat yolunda yürümeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, üzerinizde kul hakları varsa ödeyin. Kul hakları tevbe demekle silinmez. Tevbe dersin burada, silinmez. Kul haklarının çaresi sahiplerine vermek, ödemektir. Üzerinizde kul hakkı bırakmayın, çok tehlikelidir. Ahirete kul hakkıyla gitmeyin. Üzerinizde namaz, oruç, ibadet borcu da bırakmayın. Onları da ödemeye başlayın. O borçlardan da kurtulun. Peygamber Efendimiz hep abdestli gezermiş. Siz de devamlı abdestli gezerseniz şeytan yanınıza sokulamaz. Bir koruma altında olmuş olursunuz abdestli olduğunuz için. Devamlı abdestli gezmenizi de tavsiye ederim. Her gün efendim ders istiyorlar ya kardeşlerimiz, tavsiye ediyoruz. Efendim önce rabıta-i mevt yapsınlar. Ölümü ahireti düşünüp nefsine bak, ey nefis ölüm vardır. Ölmeden evvel aklını başına topla. Cenneti kazanmaya gayrete gel. Cehenneme düşmemeye dikkat et. Haramlardan, günahlardan kendini çek diye. Rabıta-i mevt yapsınlar. Bir. Rabıta-i mürşit yapsınlar. İki. Efendim rabıta-i kalp yaparak Allah'ın huzurunda olduğunu, Allah'ın kendisini gördüğünü düşünüp boyun büküp, ya Rabbi ben sana iyi kulluk yapmak istiyorum. Bana tevfikini refik eyle. Beni de sevdiğin kulların arasına kabul eyle. Seni zikreden, sana şükreden iyi kullarından eyle diye dua edeyip 100 estağfurullah çeksinler. Bir. Vazife veriyorum. 100 la ilahe illallah desinler. İki. Bunlar hadis-i şeriflerde olan Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleridir. Sevaplı olduğu için sizlere tavsiye ediyorum. 1000 defa la ilahe illallah, 1000 defa Allah Allah desinler. Her 100 defasında bir şu sözü hatırlarında tutsunlar, söylesinler. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Manası nedir? Ya Rabbi benim maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. 1000 defa böyle Allah Allah diyecek. 3. 100 estağfurullah. 1.
100 la ilahe illallah 2, 1000 defa Allah demek 3, 100 defa salavat-ı şerife getirmek 4, 100 defa da kul huvallahu ahad suresini okumak 5. Bu zikirleri yapın. Bunlar Efendimizin tavsiye ettiği zikirlerdir. Sevapları çoktur. Birazcık sevaplarından bahsedeyim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben dahi günde 70 defa 100 defa istiğfar çekerim. Siz de günde 100 defa istiğfar eyleyiniz. Peygamber olduğum halde ben çekerim, siz de çekin diye tavsiye buyurmuş. La ilahe illallah demeyi günde 100 defa bir başka hadis-i şerifinde tavsiye buyurmuş. Efendim Allah Allah sözü ismi azamıdır Allahu Teala Hazretlerinin. Çünkü bütün sıfatının manası içindedir. Onu da söylemek çok sevaplıdır. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Tabii 1000 defa söyleyince ona göre sevabı çok olacak. Sonra 100 defa salavat-ı şerife getirmek, bu da hadis-i şeriflerde vardır. Çok büyük mükafatı vardır. Efendim dünyaya ve ahirete ait nice faydalar sağlar. Hadi Kur'an-ı Kerim'de de emredilmiştir. 100 defa da kul huvallahu ahad suresi okumak, bu da çok sevaptır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde küçücük bir sure olmasına rağmen bu surenin sevabı çok fazladır. Üçte bir Kur'an okumuş gibi sürüsü Kur'an kadar mükafatı sevabı çoktur. Çünkü Allah'ın varlığını birliğini çok güzel anlatan bir suredir. Bunları okursunuz, el açıp kendinize geçmişlerinize dua edersiniz. Biz de duadan unutmazsınız. Şimdi ben size zikir telkin edeyim, dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi sizler de söyleyin, Allah şahit olsun. Buyurun. Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü de yumun, içinizden Allah demeyi devam ettirin sessiz olarak. Allah mübarek etsin. İşte böyle içinizden sessiz Allah demeye de zikri kalbi derler. Bu 4.900.000 miktarında sevabı çok olduğunu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Kıymetli bir zikirdir. Sessiz olarak iş yerinizde, yolda, gecede, gündüzde, evde otururken, gezerken her zaman kalbinizi böyle Allah'ın zikriyle meşgul edin. Her anınız ibadet olur. Cuma'yı cemaati terk etmeyin. Cemaatte bereket vardır. Farz namazlardan ayrı, sabah namazından sonra oturup dualar edip, Kur'anlar okuyup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar filan sonra kalkıp işrak namazı kılınır. 2 rekat, 4 rekat. Bu işrak namazı çok sevaplıdır. Bunu tavsiye ederiz. Sabahla öğlenin arasında duha namazı vardır. 4 rekat. 10'da 11'de kılınır o aralarda. Bu da çok sevaptır. Bunu da tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Akşam namazının sünneti arkasından evvabin namazı vardır. 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat olabilir. Bu da çok sevaptır. Denizlerin köpüğü kadar günahın olsa affına sebeptir. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gece yatarken taze abdest alın, 4 rekat namaz kılın, abdestli yatın. Çünkü abdestli yatan etrafına melekler üşüşürler. Gecesi hayırlı geçer, sabaha kadar ibadet etmiş sayılır, ölürse imanına göçer. Gecenin kalkıp teheccüd namazı da kılmaya kendinizi alıştırın. Abdest alın, gece namazı kılın, teheccüd namazı. Bu da çok sevaptır. Pazartesi, perşembe oruçlarını tavsiye ederim. Pazartesi ve perşembe günleri Peygamber Efendimiz kendisi oruç tutardı, bizlere de tavsiye ediyor. Oruç sadece Ramazan'da tutulmaz, o vakitlerde de tutulursa fazileti çoktur. İşte böyle ilim öğrenerek, Allah'ın dinine faydalı işler yaparak, zikrederek, namaz kılarak, oruç tutarak sevaplarınızı arttırmaya çalışın kıymetli kardeşlerim. Ayrıca cehenneme düşmemek için de günahlardan uzak durmaya dikkat edin, takva ehli olun. Günahlar çok yakınımızdadır, evimizin içine giriyor. Gazete getiriyorlar, gazetenin sayfalarını açmaya utanıyorum. Yani okuyacağız ya, hani hocayız efendim, yazarız, elimiz kalem tutuyor falan diye. Yani gazetenin sayfalarını açmaya utanıyorum.
Ya o eve sokulmaz o gazeteler, o müstehcenlikle, o çirkinlikle, televizyon programlarının efendim mecmuaları, üzerindeki resimler vesaire hepsi birer felaket. Aman günahlar çok yakındır, içimizdedir, evimizdedir, televizyon kutusunun içi şeytan doludur. Yani günahlar, şeyler çok olabiliyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım, sevaplı yerleri açmak lazım, sevaplı şeyleri dinlemek lazım, günahlardan kaçınmak lazım, takva ehli olmak lazım. Allah bize takva ehli olmayı emrediyor. Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tukatihi. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vel temzul nefsun ma kaddemet ligat ve tekullah innallaha habirun bima tamelun. Bildiğiniz ayetler bunlar. Takva ehli olun. İki. Üçüncüsü de tasavvuf demek, ahlakı güzelleştirmek demektir. Güzel huylu olmaya dikkat edin. Kötü huylarınızı atın, iyi huyları alın. Neden? İnsan güzel huyu sayesinde de sevap kazanır. Hatta diyor ki Peygamber Efendimiz, bir insan güzel huyu sayesinde geceleri sabahlara kadar uyumayıp ibadet eden, gündüzleri uzun gündüzlerde, yaz günlerinde akşamlara kadar oruç tutan insan kadar sevap kazanır. Ne sayesinde? Güzel huyluluğu, tatlı dilliliği, cömertliği, halim selimliği, merhametliliği, efendim adaletliliği filan sayesinde. Onun için güzel huyları öğrenin, güzel huylu olun, oradan da çok sevap kazanırsınız. Kötü huylar da çok zararlıdır. İnsanın sevaplarını kaçırttırır, mertebesini aşağı düşürttürür, ahirette de başını derde sokar. Cimri olursa cezalanır, zalim olursa cezalanır. Efendim, namert olursa, vefasız olursa, yalancı olursa, sabırsız olursa, şükürsüz olursa, yani kötü huylardan da çok ceza görür. O bakımdan huylarınızı da güzelleştirin. Üç şey tavsiye etmiş oldum. İbadetler, ibadetleri yapmak. Günahlardan kaçınmak, ahlakı güzelleştirmek. Çok kolaydır. Hep her birisinden ayrıca sevap kazanırsınız. İbadet yaparak çok sevaplar kazanırsınız. O zikirler, o namazlar, o oruçlar çok sevap kazandırır size. İlim öğrenmek, sükût, tefekkür vesaire. Günahlardan kaçınmakla çok sevap kazanırsınız. Allah'ın sevgili kulu olursunuz. Hatta Allah'ın evliyası olmanın şartı günahlardan kaçınmaktır. Evliyalık şartıdır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ. Evliyalığın şartı günahlardan kaçınmaktır. Yusuf Aleyhisselam gibi. Üçüncüsü de ahlakınızı güzelleştirin. Allah-u Teala Hazretleri tevfikini sizlere refik eylesin. Her biriniz bir Fatiha, üç Kulüvallah okuyun. Bu bereketli işi böylece bununla bitirelim, dua edelim. Okuyun, duanızı yapalım. Subhan rabbiyal ali ila ala. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayyi'unke innema yubayyi'unallah. Yedullahi fevka eydihim. Femen nekese fe innema yenkusu ala nefsihi. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu bir ahittir. Ahdine vefalı olmak İslam'ın şartındadır. Şartındandır. Ahdi olmayanın dini, imanı yoktur diye Efendimiz tehditli bir söz söylemiş bulunuyor. Ahdinize sadık olun, Allah'ın yolunda daim olun. Nefse şeytana uymayın, dünyaya aldanıp ahireti ihmal etmeyin. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Tasavvufun, tarikatın güzel ahlakını öğrenip kamil kullar olmanızı nasip eylesin. Gönlünüzün içini nurlandırsın, pasını gidersin. Marifetullah'la doldursun. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı, muhabbeti Resulullah'ı kalbinize yerleştirirsin. Her işinizi Allah'ın rızasına göre yapan kamil Müslümanlar olun. Hayırlı ömür geçirin. Mevlam'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varın. Rabbim sizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmek nasip eylesin. Cemalini gösterdiği, selamına erdirdiği kullarından eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.